Şimdi bu sahabe, Peygamber Efendimiz'le bu kadar yakından Kur'an'ı temas etti, anladı değil mi? Peki, sahabenin anladığı bir yorum var. Hazreti Ali'den geldiğine kesin eminiz. Dedi ki, bu ayeti kerimeden şöyle bir örnek vereyim isterseniz. Kâneta ratkan fefeteknâhuma. Yer ve gök bitişikti. Sonra biz onu ayırdık. Kesin kes biliyoruz ki sahabe tabiundan gelen yorumların toplamı, arkadaşlar burada feth ve ret kelimeleri gökten göğün suyunu tutması, hani bu Nuh tufanı ile ilgili ayet var ya, sonra da yağmurun yağması kastediliyor. Yani bitişikti demek, hani eli sıkıydı demek gibi. Yani kuraklıktı, çoraklıktı, yağmur yağmıyordu. Sonra o yağmuru saldık. Zaten peşinden de şöyle geliyor. Ve cealnâ minel mâi külle şeyin haydi. Biz her canlıya hayatiyeti suyla verdik diye. Buradan anlaşılıyor. Sahabe diyor ki buradaki maksat göğün ve yerin bitişik olması değil, gökyüzünden yağmur bereketinin yağmaması, toprakların kuruması. Ayırmak ise yağmurunu bırakması ve bitkilerin fışkırması. Bu. Hayır, birisi de diyor ki, şimdi bu sahabenin anlattığı. Bu da modern dönemde 2016'da birisi de çıkıyor diyor ki, yok bu Big Bang teorisi. Evelem yaralı hem ne yapar? Diye başlayan ayet-i kerim. Evelem yaram. Big Bang teorisi. Soru şu. Big Bang diyenin mi bu sahabeden kesin olarak geldiğiniz, tespit ettiğiniz yorumun kıymeti harbiyesini teraziye koyduğunuzda, eğer amacımız bunun orijinal, ilk, özgün anlamını bulmaksa hangisi daha belirleyicidir? Sahabe yorumu belirleyicidir. Bizim ulemamız diyor ki sahabeden gelen, yani Kur'an'ın indiği gün ayette kastedilen anlamı arama ilminin adı tefsirdir. Ha, o zaman anladık ki tefsirin sınırı bellidir. Tefsir 23 yıl içerisinde Kur'an inerken ne oldu, neler yaşandı, neler bitti ve bunun üzerine hangi ayet indi ve bu ayet inince orada ne tür sonuçlar verdi? Tefsir budur. Amacı, hedefi, sırrı budur. Ama biz öyle anlamıyoruz tefsiri. Gece rüyada gördüğünüz şeyi bile konuştuğunuzda bunun adı tefsir diye anlıyor hocam. Yani birisi rüya görüyor hocam. Rüyasında ayet görüyor. Onu anlatıyor, tefsir diye geçiyor hocam. Biri fantazisini anlatıyor. Mesela bir ulusal kanala çıkmanın yolu ne olabilir? Ben Zülkarneyn'le ilgili bir uçuk kaçık bir kitap yazayım. Marduk ve Zülkarneyn filan. Bak, beni pelinçi televizyona çağırsın. Tanımıyorum. Bu fantezi, yani bilim kurgu, Kur'an eksenli bilim kurgu romanları var değil mi hocam? Buna da tefsir deniyor hocam. Yani kimin aklına ne geliyorsa boca ettiği şeyin adı tefsir. Öyle değil hocam. Tefsir din bunun adı değil hocam. Tefsirin çapı, fakat burada bizim ilim geleneğimizin de suçu yok mu? Var. Arkadaşlar, peki hocam, Fahrettin Razi, atıyorum, Zemahşeri, Kadı Beyzavi, aklınıza hangi müfessirler geliyorsa, ya onların bile de tefsir dönüyor. Üstadlarım, bakın, Kur'an-ı Kerim'in bir ilk anlamı vardır, o anlam değişmez, o sabittir, o çekirdektir. Hani biz domates yetiştiririz, cinsini beğenirsek ondan tohum elde ederiz ya, o tohumu bırakırız, gelecek sene bir daha toprağa dikeriz ki oradan yeni ürün alırız.
O bizim tohumluk anlamımızdır hocam. Yani Kur'an'ın bir anlamı var demek, o anlam rahmetli oldu. Ruhuna Fatiha okuyalım demek değil. O tohumluk anlam orada duracak. Fakat o tohumu başka zamanlarda başka topraklara ekiyoruz biz. Ve bu ekim yapılmak zorunda. Eğer bu Kur'an, bu Müslümanlarla kıyamete kadar birbirlerine refakat edeceklerse, hayat yenilendikçe, dünya değiştikçe, bu Müslümanlarda da akıl fikir var oldukça bu Kur'an yeniden yorumlanacaktır. Ancak yorum, dikkat ederseniz, hayat, toplum, zaman, zemin değiştikçe hem yorum ihtiyacı baş gösteriyor, hem de kaçınılmaz olarak yorumun hem içeriği ve hem istikameti değişiyor. Şimdi bakın, 1500'lü yıllarda müfessirlerle tartıştığı konulara bakın. Ehli kitaptan cizyeyi nasıl alırız? Zimmileri Osmanlı tebaası olarak nasıl yaşatırız? Mecusileri de zimmi sayalım mı? Onları da cizyeye bağlayalım mı? Doğru mu hocam? Orta Çağ böyleydi. Peki şimdi zimmi ayeti duruyor. Kaçıncı ayet o biliyor musunuz? Tövbe suresinin 29. ayet. Ehli kitapla savaşın, onların burnunu adam akıllı sürtün ve onları cizyeye mahkum edin. Cizyeye mahkum edilmek, cizye ne demek? Senelik baş vermesi. Haraç. Peki bunun karşılığında bizim topraklarımızda, bizim güvencemiz altında yaşayan gayrimüslimlerden bahsediyoruz. Doğru mu? Onlara zimmi deniyor. Bütün ortaçağ tefsir kitaplarımız bununla dolu olacak. Cihad ayeti falan. Şimdi bu cizye ayetinin tatbik sebebini birisi var, bir anlatabilir mi? Şu an itibariyle. Mecusi kim şu anda? Öyle bir kategori yok benim bildiğim kadarıyla. Belki nesli tükenmesin diye bizim Urfa'daki kelaynaklar gibi, belki İran'da bir 3-5 tane böyle hani yabancı devlet adamı geldiğinde gösterelim diye bir herhalde bir ekip vardır yani. Böyle başka bir meclislik yok. Rusya ya bir zimmi hukuku uygulamayı dener misiniz hocam? Deneyin isterseniz. Demek ki ayetlerin bir sosyolojik zemini olmalı uygulanması için. Bu cizye ayeti Tövbe suresi yani Medine döneminin 9. senesinde iniyor. Yani vahyin 22. senesine kadar bekleniyor. Niye 3. sene inmiyor? Sosyolojik zemin müsait değil. Müslümanların içinde bulunduğu şartlar müsait değil. Demek ki hükmü gerekçeli kılan şartların oluşması gerekiyor. O zaman bizim alimlerimiz şöyle demişler hocam. Kur'an-ı Kerim'de bir talili hükümler vardır. İllete dayalı. Bir de taabbudi hükümler vardır. İlletsiz. İlletsiz hüküm ne demek? Şu demek. Allah'a karşı her insanoğlunun şükran borcu vardır. Biz buna ibadet diyoruz. Bunun illeti yoktur. Bunun varsa eğer bir illeti, annemizden dünyaya gelmiş olmamızdır. Köpek bile, çok affedersiniz, sahibini tanıyan bir varlıktır. Doğru mu? Bizim de sahibimiz olmalıdır. Benim sahibim de Rabbül Alemin. Rab kelimesi böyle eğitici, mürebbiye falan filan öyle yumuşatmanın öyle falan alemi yok. Rab kelimesi basmaya bildiğiniz efendi, sahip, malik. Patron demek. Rabbül Alemin. Bizim adımız ne? Abd. O Rab. Bu aslında bu iki metafor nüzul dönemindeki efendi, köle kavramlarını ifade eder şey. Bir müminseniz ve Allah'a karşı şükran borcu illetsizdir hocam. Beni var etmiş olması, şurada ağız tadıyla bir
bir nimeti tatmam bile Allah'a karşı iman etmem, şükretmem vaciptir. Bunun saati, dakikası, zamanı, zemni olmaz. Peki ona şükranın ifadesi ne? Onu yarattığına iyilik yapacaksın. Bak şimdi, güzelliğe bakar mısın? İbadet, senden bir şey istemiyorum diyor. لَا يَرَانَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاهُهَا. Yani ben etmek sevmem diyor Allah. Yani bana et falan gönderme. Bir şey gönderecek, evet. Şimdi şükranı da, bak, ibadet ettiğini de kullara, dünyaya iyilik yap da göster. Tamam, bitti hocam. O zaman dünyada iyilik için yapmanın, dünya kötülük içinde yüzse dahi, arkadaş kötülüğün çokluğuna ben miyim keriz, ben de kötü yap, değil. Herkes kötülük yapsın, sen iyilik yapmaktan keriz. Ben bu ahlakı öğrendim Kur'an'dan. Bak Kur'an'ın bana öğrettiği bu evrensel mesaj, öldürdüğü şu nefesimi verene kadar bunu bu kafada tutacağım. Böyle yaşayacağım. Alın size tarihi, zamanı, zemini olmayan bir hüküm. Neyinize yetmiyor hocam? Şunu yapsanız abat olursun.